Evet, merhabalar. Görüyorsunuz. Tarihi koklayan adam Engin Kelemençe. Hedeften şaşmadım aslında. Hedefe doğru yol alıyordum. Hedeften yaklaşık 20 kilometre öncesi yol kenarında aracımı bıraktım. Hemen bir 50 metre önümde yol görüyorsunuz. Bir asfalt var. Yani yolun kenarında ummadığım bir yapıyla karşılaşınca bir bakayım dedim. Baktım. Hemen koştum arabaya. Cep telefonumu aldım. Araba geçiyor. Yani çok yakın. 50 metre mesafe. Hadi bilmedi 100 metre olsun. Tepeyle beraber. Küçük bir tepecik. Böyle yapılı duvarlar gördüm. Yani yapılı duvarlar beni niye çekti? Çünkü kanyon gibi. Arkada bir boşluk var. Dedim ki böyle bir boşluk varsa, kanyonsa yani kulübe mülübe olur, gözetleme olur ama gözetleme alanı da böyle düzlük bir yerde olmaz. Yani bu tarz bir yerde olmaz. Değişik geldi, anlam veremedim. Zaten gideceğim, hedeflediğim yer hibrit yapılar varmış. Yani tabiri caizse akıllı yapılar diye, sistematik yapılar diye adlandırdığımız bir terim diye tahmin ediyorum. Orayı merak ettim çok. Söylemeyeceğim. Sürpriz olsun. Bundan sonraki videoda yayınlayacağım. Ya da bunu katıl butonuna katılan arkadaşlara özel bir çekim olsun. Bilemiyorum. Eve gidince karar veririm artık ona. Şimdi çünkü demiştim küçük sürprizlerim olacak katıl butonuna üye olan abonelerime. Ekstra videolar olacak. Ekstra maceralar, keşifler vesaire. Neyse konuyu toparladım. Reklamlar bitti. Şimdi velhasıl bu yapılarda benim dikkatimi çeken en büyük etkenlerden birisi çok küçük, çok ufak değil de iri, kaba saba, basit işçilik olması. Çünkü antik çağ denildiğinde yani 2000 yıl, 3000 yıl, 5000 yıl hani bilinen antik dönem diye adlandırdığında hani Roma, Yunan, Helenistik çağ, işte geç Roma, son Roma, neyse işte yeni Roma zamanı, işte Bizans zamanı, işte Selçuklu zamanı gibi anlatırken hep böyle aklımıza gelen tabii ki işte ortalama 1500-2000 yıl, 1000 yıl, 3000 yıl arası gelir. Fakat ben burada öyle bir tarih görmedim. Hiçbir bilgi, hiçbir şey yok. Birkaç kişiye de sordum gelirken herhangi bir şey var mı diye bahsettiğim rotayı söyledim. Doğru yolda mıyım diye. Doğru yoldasın dediler. Bu bölgede bir şey var mı bildiğiniz yok dediler. Ama böyle bir şey gördüm. Durdum hemen. Şimdi bu çok ama çok eski. Bu kadar eski olması beni çok cezbetti. Aslında kalıntı kalmıyor çok eski olduğunda. Yani bir 3000 yıl 5000 yıl değil. Ben açık konuşayım. Benim burada gördüğüm şu duvarlara iyi bir bakın. Ya bir herhalde tahminim bile edemiyorum ama dillendirilmeyen bir tarih var burada. Benim tahminim çok eski. Doğal merdiven gibi doğal kayacığın üzerine örme taş yapmışlar ve çok basit işçilikle. Çok basit işçilikle. Çok iri bloklarla. Herhalde yani dilimin ucunda cümleyi tamamlayacağım. Söyleyeceğim yeri de. Yakma gelmedi. Gidemedim zaten. Rutem var. Sen güçten fırsat bulup. Göbekli Tepe. 12 bin yıllık bir Göbekli Tepe tarihimiz var. Yeryüzünde bugüne kadar bilinen en eski tarihlerden biri. Görüyorsunuz duvardaki işçiliği. Çok eski bir tarih bu. Çok ama çok eski bir tarih. Yani yeni bir tarih değil. Bunun da üzerine çıkacağım. Heybetini görün taşların diye kendime referans tutayım. Yani Göbekli Tepe falan halt etsin. Araştırmayı bekleyen çok güzel yerler var topraklarımızda. Bu arada hayvanların dürtüp açtığı yerler. Görüyorum. En ufak detaya kadar size göstermeye çalışıyorum. Şimdi bunun arka tarafı öyle bir uçurum ki nutkunuz tutulacak yani manzarayı gördüğünüzde. Ben şahsen tıstım. Acayip bir heyecan yaşadım. Adrenalin yaşadım orada. Tabii böyle bir
Çılgınlık da geliyor insanın için. Hani o uçurumu gördüğünüzde bir çığlık atmak, bir haykırmak, böyle bir meydan okumak, ne bileyim. Adrenalin yani. Adrenalin başka bir şey. Güvendim. Güvenmemem gereken güvendiğim taşlar oluyor böyle bazen size anlatırken. Onlardan birine bastım az önce. Evet. Şimdi görüyorsunuz çok ama çok basite indirgenmiş bir duvar sistemi. Doğal bir yapının üzerinde, yani doğal katmanın üzerinde çok basit bir duvar sistemi. Tekrarlıyorum. Çok basit. Çok basit olması matematiğe fazla detay ayrıntı gösterilmeyen o eski çağlardır. Bunu bile yapmak yani çok büyük emektir, iştir. Zamandır, vakittir, ne diyeyim. Yani evet, buradan çıkacağım sanırım. Ta 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 tam derler ya. Nasıl ama? Tekrar göstereyim. Kafanızda canlandırın bölgeyi. Çok eski usul bir duvar. Kalın. Blok taşlar çok iri. Yani abartmak gibi olmazsa eğer, şöyle söyleyebilirim. Neolitik çağdan bile kalma olabilir. Yani bir 400-500 bin yıl olmasa bile, belki bir 20 bin, 50 bin, 100 bin olabilir. Şurada kazılmış bir bölge var. Yani duvarın devamı. Hiçbir şey yok. Sanırım defineciler kazdılar. Bir şey çıkmadığından da adım gibi eminim. Çünkü burada bırakın altını, gümüşü, sikkiyi, değerli bir işte, kılıcı vesaire bir değerli antik eşyayı, definecinin arayacağı herhangi bir objeyi bırakın. Yani burada demir parçası bulmak bile çok kıymetli olsa gerek. Çünkü zemin de bu şekilde talan olmuş muhtemelen. Kayalar, taşlar, ağaçlar, bir saklanma, yuvalanma alanı, yaşam alanı yaratılmış burada. Fakat tabii binlerce yıl sonra, hiçbir şey belki de on binlerce, yüz binlerce yıl sonra, yüz binler demeyeyim de on binler, belki de max yüz bin, yok olmuş gitmiş. Uçurum kısmına geleceğim. Önce bir o duvarı açtık. Düzlük kısmına geldik. Yaklaşık 10 metre bir eni var. Duvarla uçurumun arasında. 10 metre bile yok. 7-8 metre belki. Uzunluk da şöyle iç kısım. Herhalde bir 30 anca 25. 25'e yani 25'e uzunluk 8-10 en. Yaklaşık öyle diyelim. 25-30'a 10 diyelim. Bir rakam söz konusu. Yapının iç kısmı. Şimdi uçuruma geldim. Gözlüklerimi çıkardım. Kendi can güvenliğim için en ufak detaya görüp basmak istiyorum. Yani şu an bulunduğum kayanın taşın altı belki boş. Çok net konuşuyorum. Yani aşağısı ortalama 200 metre gibi bir uçurum. Karşıda vadenin devamı. Yani şuradan şu dere yatağı, su yatağı gibi olan kısımdan yukarıya doğru, kanyondan doğru böyle tepe başlıyor. Küçük küçük oyuklar görüyorum. Yine doğal olabilir ama doğal olmayabilir de. Neolitik çağdan kalma mağara tarzı yerler, ibareler, kayalar da olabilir. Şimdi uçurumun diğer uç kısmına bakayım. Bir de öyle bir yapı ki bu tarafından başlıyor uçurum. Yani düz duvarlar şu kısımda. İçeriye giriyorsunuz. Şöyle yarım ay gibi. Şuradan başlıyor hilal gibi uçurum. Geliyor, 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 geliyor. Şuraya kadar da devam ediyor. Yine bu duvara kadar. Yani burada bu yapıyı yapan kesinlikle güvenlik amaçlı yapmış. Bakabileceğim, sorumlu olabileceğim tek bölge olsun. Şu duvar kısmı. Bir kapı oraya babacan. Kalın duvarlar zaten görüyorsunuz. Blok taşlar çok iri. 3-5 tonluk taşlar da var aralarında. 700-800 kiloluk en ufak. Taş bloklardan yapılmış. Sırtı garantide. Yani sırtı uçurumda.
Sırtı bildiğiniz uçurumda. Sadece ön cepheye doğru bakıp emniyetini alıyor veya alıyorlar. Yani bir savaş kafası değil de eski dönemde, çok eski dönemde tekrarlıyorum. 3-5 bin yıl değil burası. Çok eski bir tarih. Sanki yaban hayata karşı ya da çevrede diğer köylere, diğer yaşayan kabilelere karşı hani kurulmuş kalecik, kale bile değil, kalecik. Antik çağın ilk kaleciklerinden, örnek kaleciklerinden biri olabilir. Ben öyle yorumluyorum. Tamamen uçurum. Devamında görüyorsunuz. Şu an tam burundayım. Yani bir 50 santim var. Her an altımla göçme yapabilir. Çünkü böyle jilet gibi uçurum. Hiç şakası yok. Çok felaket bir rakım var burada. Bir, dediğim gibi 200-250 metre yani aşağıya iniş var. Dere yatağı aşağıda gözüküyor. Ben arada elimle telefona dokunup fokusu netleştiriyorum. Yani olaylar değişik dostlar. Rüzgar bile esmeye başladı. Üfül üfül. Karşı taraf tabii kafa karıştırdı. Hani buradan nereye bakıyorlardı? Hangi kafayla bakıyorlardı karşı tarafa? O da bende bir merak konusu olduğu için de sık sık böyle size anlatırken ve ilk geldiğimde çıktığımda az önce kayıda başlamadan önce işte buraya çıktım. Şunu gördüm. Kafamda hemen deli sorular canlandı. Dedim dur kayıt altına alayım. Önemsiz gibi görünen önemli bir yerleşke burası. Bilginiz olsun. Bu kadar. Yalnız. Fena. Bir taş atayım. Büyük bir taş aşağıya. Sesi gelecek mi bakalım? Deniyorum. Hatta sizler de görün isterim. O ana tanık olun. Şu aşağıya kayalar atacağım ki. Elim gözüküyor mu? Gözüküyor da. Hangi açıdan gözüküyor? Evet, şuradaki taşları atacağım. Evet. Tangır tungur bir ses geldi. Umarım senin başını yarmadık. Latife yaptım. Bakir alan. Güzel. Böyle bir yerde çığlık atılır mı? Böyle bir yerde çığlık atılır mı? Hemen bir moda girelim. Yani böyle bir coşku geliyor insana. Ya manzara hakikaten çok iyi. Yani bir düşüp bir yükseliyor böyle enerjiniz. Auranız manyak bir yer. Taşların devamı bu arada bakın şu köşeye kadar da geliyor. Yani bu kısımda var. Şu sağ tarafa doğru da geliyor. Acaba oradan patika falan var mı? Onu da bir bakayım. Ama bu manzaranın da tadını çıkartıyorum. Suyun aktığı yönü de görüyorum. Aktığı taşları da görüyorum bu arada. Yani yarmış, kuvvetli bir su da varmış kanyonda. Çok böyle mağara benzeri oyuklar görüyorum ama mesafe uzak olduğu için hani sizleri boşuna ümitlendirip ya da boş bilgi vermek istemiyorum. Aslı astarı yok. Emin değilim, göremiyorum. Acayip böyle cırcır bacıkları var. Cart curt konuyorlar her tarafa. Ayar oldum. Oo, çok iyi bir balkon gibi bir yer de varmış burada. Taşlar evet. Örül taşlar buraya kadar geldi. Bakın köşe. L şeklinde. Köşe var burada. Duvarın devamı geliyor. Şöyle duvar başlıyor. Biliyorsunuz şöyle geliyor. Buradan dikdörtgen yapmış. Kapatmış. Böyle yıkılmış falan filan. Ses çok iyi. Cevap veren bir kuş. Woo! Çok iyi ya. Eko süper. Akustik 10 numara. Maceraya devam, ben yola devam ama buraya geçmek istemedim. Hakikaten bomba çok çok saçma bir yapı yani. Hani saçma dememin kastı kötülemek değil, küçümsemek değil. Alakasız bir yerde alakasız bir yapı, çok alakasız bir tarih. Hoşçakalın.